Hayvan ismi verdi. Atasözleri konusunda dikkat ediyorsun. Bu dilimde gazeteci Cengiz Erdinç de bizimle birlikte. Cengiz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hep uzaktan merhaba. Bağlantılar yaptık sizinle. Evet. Hazır İstanbul'a gelmişken bu gece de stüdyomuzda ağırlayalım dedik. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok ben sağ olun. Ama az önceki konuştuğumuz konuyla yani o sığınmacı meselesiyle ilgili bakın 4 ayrı çok çarpıcı talepte bulundu bu sorulara. Ya cevap verin ya hesap verin diye Kılıçdaroğlu. Hakikaten o çok önemli mesele ve bu sorular çok gündemde. Barış, orada yatan tehlike ne? Şimdi orada bana kalırsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği önemli noktalardan birisi de sığınmacılarla ilgili AKP hükümetine diyor ki ya siz bir güvenlik soruşturması yapıyor musunuz bu insanlarla ilgili diyor. Şimdi önemli bir soru. Altı da tabanı da olan bir soru. Bakın bundan tam bir yıl önce. 7 Nisan'da resmi gazeteyi açanlar 377 kişilik bir liste görecekler. Mal varlıkları dondurulanlar listesi. 377 kişi. Hangi orada tarihte? 7 Nisan 2021 tam bir yıl önce. Orada 16 IŞİD militanının mal varlıklarının dondurulduğunu görürüz. Doğru. Şimdi bakın o 16 IŞİD militanının 8'inin yanında şöyle yazıyor. Bunların hepsi Türkiye'de bu arada. 8'inin yanında şöyle yazıyor. TC vatandaşı. Şimdi bir dakika. Yani Türkiye Cumhuriyeti diyor ki TC vatandaşlığı verdiğim Türk, bakın Türk değil. Türkiye'de doğmamış bu insanlar. Yabancı. TC vatandaşlığı vermişiz. TC vatandaşlığı verdiğimiz o kişiler var ya diyor o 8 kişi. Meğer IŞİD militanıymış. Şimdi ayrıca diğer 8 tane şeyde IŞİD militanında 99'la başlayan işte Türkiye'de oturma izni sahibi olan insanlar. Şimdi bakın İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı, nüfus dairesi bilmem ne açıklama yaptı. Sonunda şuraya geldiler. Dediler ki ya dediler bu 8'i de aslında TC vatandaşı değil diyor. Orada bir sehven TC vatandaşı yazmışız. Aslında diyor o 16'sı da diyor yabancı uyruklu ama diyor evet diyor biz bu adamlara bir geçici kimlik kartı verdik. Türkiye'de oturmalarına vesairelerine izin verdik. Şimdi bakın bu bile garip. Niye garip biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti şunu diyor. Diyor ki 16 insan var. 16 insan Türkiye'de doğmamış. Türkiye'li değiller. Türkiye'ye gelmişler. Biz bu adamların Türkiye'de rahat rahat ellerini kollarını sallayarak dolaşmalarına hatta hiçbir sorun olmadan yaşamalarına izin verdik ve onlara bir kimlik kartı verdik. Ama sonradan fark ettik ki bu adamlar meğer teröristmiş, IŞİD teröristiymiş, mal varlıklarını donduruyoruz. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği şey bu anlamda. Yani şuraya şunu demek istiyorum. Bakın yakın zamanda bundan birkaç ay önce biz neyi konuşuyorduk bu ekranlarda? Ya Taliban'dan kaçan Afganistan'dan insanlar var değil mi? Biz hala işte şu an IŞİD tehlikesini falan konuşmuyoruz ama Türkiye'de acaba uyuyan hücreler var mı biliyor muyuz? Acaba bir şekilde işte Suriye'den kaçan insanlar arasında IŞİD militanı olanlar var mı? Ve 99'la başlayan kimlik numaraları verdik mi? Onlara biz oturma izni verdik mi? Bazılarını TC vatandaşı yaptık mı? Bizzat resmi gazetede gördüğümüz üzere yapabiliyormuşuz. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu onu söylüyor. Diyor ki ya arkadaş diyor. Siz diyor bu oy deposu olarak görüyoruz diye insanları bu ülkeye getiriyorsunuz. Pakistanlısını getiriyorsunuz, Afganistanlısını getiriyorsunuz, Suriyelisini getiriyorsunuz da. Bu adamlar neyin nesi? Gerçekten sadece vatanlarından kaçmak zorunda oldukları için mi bu ülkeye sığındılar? Yoksa acaba yarın öbür gün uygun ortam geldiğinde örgütlerinden emir alacak uyan hücreler mi? Siz bunun güvenlik soruşturmasını yapıyor musunuz diye soruyor. Haklı bir soru. Dediğim gibi bir yıl önce yapmadıklarını gördük. Biz IŞİD militanlarına ülkede yaşamalarına izin vermişiz. Bunu hatırlatmak gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun o tehlikeyi uyarması o anlamda önemli. Peki. Fikret abinin yazısı da Halk TV Komiteri'de yayına giren yazısı da bu yönde. Fikret abi meseleye bir iktidar açısından bir sığınmacılar açısından bakıyorsunuz. Ve nasıl bir tehlikeye dikkat çekiyorsunuz? Bize bir kısaca özetleyebilir misiniz? Yok ben aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu sorunların altında bir de şöyle bir kuşku yatıyor. Acaba AK Parti iktidarı Suriye'den gelen bu sığınmacılara vatandaşlık verme karşılığında onların oyunu almak mı istiyor ki öyle. Böyle bir kuşku var. Yani bunlara
bir bu Suriyelilere bir oy deposu gözüyle bakıyor. İki, çoğunluğu aynı politikayı izleyen İslamcılar olduğu için de AK Parti'nin İslamcı tabanına bir takviye kesim olarak bakıyor. Yani AK Parti'nin bu olaya bakışı insani değerlerden çok siyasi kazanç üzerine kurulu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun sorularının altında yatan temel mesaj budur. Ve belki bir süre sonra bu sorulara yanıt alamazsa Sayın Kılıçdaroğlu'nu bu kez de göç idaresinin önünde bu soruları tekrarlarken görebiliriz. Buradaki kaygı kuşku bunlara vatandaşlık dağıtılacak ki dağıtılıyor çok hızlı bir şekilde. Ve önümüzdeki seçimde oy kullanacaklar ve iktidarın kaybettiği oyları böylece telafi etmesi beklentisi var. AK Parti böyle yaklaşıyor ve bunların ortak özelliği bir zamanlar Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu adı altında toplanan radikal İslamcı gruplar. İslamcı olmaları da ayrıca AK Parti'nin tabanına bir katkı olacak. Türkiye'de böyle bir kesim oluşacak. Ve bu süreç Türkiye'nin bazı il ve ilçelerinde demografik yapıyı değiştirecek, bazı ilçelerde çoğunluk Suriye kökenlilere geçecek gibi AK Parti'nin bir kaygısı yok. Ama bu kaygı diğer partilerde var. Belediye başkanlarında var, toplumda var. Nitekim bu Türkiye'nin bir sığınmacı deposu haline gelmesinin yarattığı ekonomik ve sosyal sorunlar yavaş yavaş günlük yaşama yansımaya da başladı. Elbette şunu ayırarak söylemek isterim. İktidar arasından olay budur. Bir oy deposu ve İslamcı taban. Şimdi gerçek açısından baktığımızda elbette savaştan kaçan, canlarını kurtarmaya çalışan ve gerçekten sığınmacı olan bir grup var. Bunlar arasında yaşlılar var, kadınlar var, çocuklar var ve bu grup çok zor şartlar altında yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Çocuklar çalışıyorlar karın tokluğuna, kadınlar çalışıyorlar, kadınlar çocuklar istismar ediliyorlar. Türkiye bu grupta saydığım insanlara evet sahip çıkmalı, onları koruma altına almalı, insanca yaşayacakları koşulları yerine getirmeli. Ama sadece bu gruplar yok. Bir de az önce söylediğim ÖSO çatısı altında Türkiye'ye getirilmiş, sayıları milyonları bulan, Suriye'de Türkiye'nin desteğiyle Esad rejimine karşı savaşmış, radikal İslamcı, ihvancı milyonlar var. Bunlar insani sebeplerle Türkiye'ye gelmiş değiller. Savaşta kaybettikleri için Türkiye'ye getirilmiş, iktidara destek olması beklenen gruplar. Bunların kaçının eli silahlı, kaçı çete haline geldi, nerede oturuyorlar, nereye kayıttılar, ne iş yapıyorlar belli değil. Sayın Kılıçdaroğlu bunu da soruyor. Bir grup daha var. Bu grupta Suriye'de hali vakti yerinde olan, maddi imkanları iyi olan ama Suriye'ye gelip burada iş yeri açan, dükkan açan, işte belli yerlerde mahalleleşen bir grup daha var. Bunların maddi durumları iyi. Bunlar da üçüncü grup. Bu gruplarla hatırlayın iktidara yakın bazı yazarlar bu ülkeyi biraz Araplaştıracağız. Büyük şehirlerde Arap mahalleleri kuracağız gibi ifadeler kullanmışlardı. İşte bu ifadelere uygun gelişmeler yaşanıyor büyük kentlerde. Bazı mahallelerde yoğunlaşma var, iş yerleri var. Bu iş yerleri iktidar tarafından destekleniyor, teşvik veriliyor. Suriyelilere karşı yine siyasi talimatla güvenlik güçlerinin bir hoşgörüsü de var. Her türlü yasa dışı, işte toplum huzurunu bozan davranışlarda bulunuyorlar ama güvenlik kuvvetleri ve yargı hızlı bir şekilde harekete geçmiyor. Şimdi insani değerleri söyledim. Bu değerler, bu gerekçelerle gelenler ayrı ama diğer bu grupları ayırmak lazım. Bunlar Türkiye'de sorun olacağı çok açık. Sırf insani değerlerini hareket ederek bazı sol çevreler işte bunlar ülkelerine gönderilmelidir denilmesine ırkçılık damgası vuruyorlar. Bu doğru bir yaklaşım değil. Elbette sığınmacıların tamamı aynı kefeye konulamaz. Toptancı bir yaklaşım yapılamaz. Irkçı bir yaklaşım gösterilemez. Ama ben özetle hemen şunu söyleyeyim. Ne yapılması gerektiği konusunda Salim Bey de beni teyit edecektir. Türkiye 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi'ne ve onun 1967 tarihli eklerine imza atmış bir ülkedir. Bu imzayı atarken de coğrafi çekince hakkını korumuştur. Bu hukuki duruma göre Türkiye ancak Avrupa kurumlarının üyesi ülkelerden mülteci başvurularını değerlendirebilir. Doğudan gelecekleri değerlendiremez. Bu haliyle Suriye'den, Afganistan'dan, Pakistan'dan Türkiye'ye kayıtlı veya kayıtsız gelen kişilerin konumu mülteci konumu değildir. Geçici koruma altındadırlar. Geçici koruma statüsü ise şartlar normale döndüğünde bu
insanların ülkelerine dönmelerini zorunlu kılıyor. Yani göçmen olarak tarif edilmeyen, mülteci olarak tanımlanmayan, geçici koruma statüsünde olan bu insanların eninde sonunda ülkelerine gitmeleri gerekecek. Türkiye'nin sorumluluğu budur. Onun için ülkelerine dönsünler şeklindeki açıklamaları ezeyanla karşılamak gerçekçi değil. Hukukumuz bunu gerektiriyor. Uluslararası hukuk bunu gerektiriyor. Ve biz bu coğrafi çekinceyi koyarken de Türkiye'nin doğusunda etnik kavgalar, iç savaşlar, iç çatışmalar sebebiyle Türkiye'ye gelebilecek terör örgütü mensuplarını önlemeye dönük, Türkiye'nin demografik yapısını, iç huzurunu bozabilecek bu tür göçlere karşı bir tedbir olarak Türkiye bu imzaları attı. Bu imzaların gereği bu insani sebeplerle koruma altına aldığımız